aklınıza geldi ki? Emirinden Bey, NDR Kurulu Üyemiz Teşkilat Başkan Yardımcısı. Cümleten hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sayın Milletvekillerim, Sayın Başkanımız. Burhanettin abi bizim dahil abimiz. Biz devam ediyoruz ama Allah nasip ediyorsa nereye gidiyorsan oraya gidiyorsan. Teşekkür ederim ve tebrik ederim. Bu karar doğru bir karar. Halkın içinde olmadan halkın beklentilerini, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını, hastalıklarını görmek mümkün değil. Hatay Spor'u tebrik ediyoruz. Çok böyle mutlu oldum. Anadolu'da böyle bir takımımızın birincilikte, beşinci sıra değil mi? Beşinci. Yani çok güzel bir şey. Belediyemizin de bu konuda ki gayretini, desteğini bildiğimiz için ben ayrıca sizi de tebrik ediyorum bu konuda. Bırakın takımı, aracı. Düzgün adamlar da başına koyduysanız biz sadece koruyoruz, destek oluyoruz. Daha gibi davranıyoruz. İyiyiz Allah'a şükür. Herkes asansöre binecekler falan zannediyor. Tabi bağımsızlıktaki bayrağımız Sayın Başkanım. Hatay bayrağı. Sonra bizim ninelerimiz, genç kızımızın ortadaki, yıldızın ortasındaki kırmızıyı teğerlemişler. Söküp böyle Türk bayrağı oluyor. Biz bağımsız kekoyuz. Ona 20 gün bağımsızlığı bitip Türkiye Cumhuriyeti'ne kalk ettiği zamanında bayrağımız hemen değiştirmişti. Gelir gelir. Efendim bu bütün Türkiye çapında İYİ Parti'nin yöneticileri, milletvekilleri, genel idare kurulları Türkiye'yi adım adım geziyor. Bunu daha çok vatandaşımızı yüz yüze dinleyerek, onların meselelerine çözüm üretmek için ve onların sesi olmak için özellikle taşlaşmış kalplere, duymayan kulaklara, körelmiş vicdanlara karşı saray yöneticilerine duyurmak için biz yollardayız. Meseleyi bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yaratılan suni gündemlerin dışında biz gerçek gündemin bu ülkenin vatandaşlarının her kesimin, her sosyal kesimin sıkıntılarının olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Onun için de bugün Hatay'dayız. Çok değerli milletvekili arkadaşlarımızla bugün Hatay'dayız ve Hatay'ı belli hem sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edeceğiz, hem onlardan görüş alacağız, hem de vatandaşımızla, esnafımızla, çiftçimizle ve normal vatandaşlarımızla meseleleri görüşüp ekonomistlerimiz vasıtasıyla çözüm önerileri, çözüm sonuçlarını yine kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunun için bugün Hatay'dayız. Ben teşekkür ediyorum. Tabii Millet İttifakı'nın çok değerli İYİ Parti'nin genel başkanımızı ve milletvekilleri, il başkanımız, yüksek istişare heyetindeki arkadaşlarımızın, misafirlerimizin Hatay'da olması bizi güçlü kılıyor. Bugün de hem Hatay hem Türkiye ile ilgili önemli güzel konular konuştuk. Mühim olan ülkemizin iyi yönetilmesi, refah seviyesinin yükseltilmesi, Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği bütün bu yapılması gereken işlerin çok daha ahenkli bir şekilde tabana eğilerek yapılması. İnşallah bu konuda daha fazla hem birikim hem daha çözüm anlamında adım atabilmek için tabanı gezmek üzere gelen Sayın Başkanım ve heyetine hem başarılar diliyorum hem de ülkemiz adına hayırlı hizmetler yapmalarını temenni ediyorum. Ve bugün de burada olmalarından dolayı hem bir belediye başkanı hem bir insan hem de Millet İttifakı'nın bir ferdi olarak mutluyum. Teşekkür ediyorum bizim Hatay'ımızda olmalarından dolayı. İnşallah Hatay'dan elleri, gönülleri ve beyinleri biraz daha fazla dolarak Türkiye adına gideceklerdir. Hatay başta olmak üzere önemli sorunlarımızda hem parmak basacaklardır hem çözüm ortağı olmak için gayret sarf edeceklerdir. Ben Sayın İYİ Parti Genel Başkanımız olmak üzere hem Kemal Bey hem Meral Hanım'a teşekkür ediyorum. Türkiye adına birçok sıkıntılara rağmen bir ittifakı kurmuşlardır ve diğer partilerimizle birlikte bu ittifak, Millet İttifakı hem güçlenecektir hem de Türkiye'nin önemli sorularını güçlü bir şekilde hep birlikte çözeceklerdir. Yolları açık olsun diyorum. Çok tekrar hoş geldiniz Sayın Başkanım. Sayın.